Evet, herkese merhaba. Bu haftaki 5 TED tonumuz Melih Ödemiş. Herhalde tanıtım yapmaya gerek yok ama bence gerek yok. Ne dersiniz arkadaşlar? Melih'i tanımayan zaten pek izlemiyordur bizi. Sektörden değil Hoş aslında. geldin. Bu ekosistemden değildir zaten tanımayan. Aynen, o da doğru. Evet. Melih hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. İyidir. Sizden ne haber? İyi. İşte devam ediyoruz. Yeni bir yayında her şey iyi. İlk Süper. sorum, ilk soruyu sorayım sana. Emekliliği nasıl gidiyor? Güzel bir şey mi? Biz de Çok emekli olalım mı? çok direkt oldu bu. Ben henüz daha kendime emekli diyemiyorum. İşsiz diyorum, daha iyi oluyor. İşsiz, o da güzel. Zavallı. İşsiz diyorum. Acıdım şimdi, üzüldüm. Şaka bir yana, hakikaten 2013 Haziran'ından beri bir ofisim yok. Herhangi bir title'ım da yok. 2015'te yemek sepeti satışından sonra kartvizitime bir şey de yazamıyorum. O yüzden uzun süre kartvizitim yoktu. Sonra da geçersin dedim ki tamam yeter artık. Melih Ödemiş, tech investor. Bu kadar. Öyle yazdım. Tamam dedim, yeter. Başka da bir şeye gerek yok. Şaka bir yana şey çok zor bir şey gerçekten. Yani 15 sene göbeğinden bağlı olduğun bir şeyden exit ettikten sonra öyle ya da böyle iyi ya da kötü olabilir. Tabii exit edince ciddi bir finansal rahatlığa ulaştığın için bizim kezimizde bir daha aynı şeylere girişmek ya da girişmeye çalışmak, girişmek ya da girişmemek, ya da sadece yatırımcı olarak mı kalmak falan, bunlar çok bence ciddi sorular. Ben ilk exit sonrasında bununla ilgili biraz okuyup okudum da, hakikaten çok fazla materyal de yok. Yani Life After Exit diye Google'ladığın zaman çok az şey çıkıyor. Bence insanlar, ama hakikaten girişimcilerin hayatında zorlandıklarını görüyorsun sonrasında. Çünkü özellikle büyük bir başarı elde ettikten sonra hakikaten bir sonraki step zorlu bir şey. Çünkü daha büyük bir zirve mi, daha küçük bir zirve mi, gerçekten emeklilik hayatı mı vesaire. Ya ben boş kalmadım biliyorsunuz. Çok fazla melek yatırım ve işte VC'lerle involve olduğum için vesaire zaten bir şekilde aslında aynı çarkın içine dönüyorum. Ama tabii daha rahatım. Üzerimde öyle bir baskı yok. Bir de 2017'de Londra'ya geldim. Dolayısıyla Türkiye'deki birazcık böyle bazen insan içini karartan politik gündemden de kendimi soyutlamış oldum birazcık. Ama aslında Türkiye'deki ekosistemin içinde var olmaya devam ediyorum. Ben zaten sanal olarak var olmaya devam ediyordum. Covid yüzünden herkes sanala geçti. Benim hayatım kolaylaştı. Ama demek ki aslında yani Life After Exit diye bir yani bir açık var orada, bir kitap yazabilirsin demek ki. Bence kesin, ya hakikaten yok, materyal yok. Yani bence insanlar ya konuşmaya çekiniyorlar ya utanıyorlar ya ya böyle en sık gördüğümüz şey biliyorsunuz işte hemen bir tane şirket kuruyorlar bilmem ne capital diye. İşte kartlı vizitlerine de onu yazıyorlar. Neymiş? Onun işte bizim family office falan cartçut. Yani ne yapıyorsunuz? Benim yaptığımdan daha fazla bir şey yapmıyorlar ama oraya bir capital bir şey yazdığı zaman sanki çok havalı oluyor ve bilmem ne Daha oluyor. havalı oluyor. Evet, aynen öyle. Ama şey zor oluyor açıkçası. Yani bir yere gidiyorsun, nerede çalışıyorsun? Çalışmıyorum. Peki ne iş yapıyorsun? İşte yatırım yapıyorum. Kime yatırım yapıyorsun? Ya yani burada resmi makamlarda sorun oldu bayağı. Yani ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Yapmıyorum, işsizim. Peki nereden para kazanıyorsun? Para yiyorum. Yani böyle abuk subuk geyikler oluyor. Diyorum ki, kim yatırım yapıyorum diyorum. Kaç şirkete yatırım yaptın? Ne şirketine yatırım yapıyorsun? Başlıyorum saymaya. Hakikaten yani İngiltere'ye girerken gümrükte falan böyle sorular oluyor. Şey vardı, bir 80'li yıllarda bir kitap çıkmıştı, tam hatırlamıyorum da reklamcılıkla ilgili başlığını hatırlıyorum. Reklamcı olduğumu söylemeyin anneme, o beni genel evde piyanist sanıyor. Hani anlatması daha kolay diye. Evet işte öyle yani. Ben yemek sepetindeyken de ama anlatmak, babaanneme anlatmak orada da zordu. Ne iş yapıyorsun Ha. oğlum? Lahmacun satıyoruz babaanne diye. Peki şey zamanı, yemek sepet zamanı ya da exit öncesi hiç hayal ettiniz mi abi? Hani exit olursa şunu yaparım.
işte emekli olursam bunu yaparım gibi bir şey geçti mi aklından? Çünkü birçok durumda aslında insan hani belli durumda karşılaşmadan nasıl tepki vereceğini bilmiyor. Senin söylediğin az önceki çok özel bir şey aslında. Yani kimse bilmiyor exit'ten sonra ne yapacağını. Bir anda böyle çok extraordinary bir durum. Hiç hayali var mıydı veya o hayaller örtüştü mü? Hiç beklediğin gibi yapabilir miydi? Şöyle benim 2000'lerden itibaren benim Güney Amerika'ya böyle bir özel ilgim vardı her zaman. İspanyolca da öğrendim, konuşuyordum filan. Ve hep uzun zaman böyle bir uzun Güney Amerika seyahati yapmak istiyordum. Biraz böyle Motorcycle Diaries filminden de etkilendiğim için. Yemek sepetini nasıl sattıktan sonra değil ama 2013'te ofisi bıraktıktan sonra yani CTO'luğu bıraktıktan sonra 3 ay Güney Amerika'ya gittim. Bu çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi. 3 ay değil aslında. 1 sene falan gitmek istiyordum. Ama o kadar uzun gidemedim. 3 ay hakikaten tek başıma 8 ülke gezdim. Hatta bir bölümünde Numan'la beraber, Numan bana eşlik etti Kolombiya'da. Küba'da da Ali Karabey bana katıldı. Dolayısıyla Beştekin de öyle bir şeyi var hayatımın o bölümünde. Ama bunun hayalini kurdum gerçekten. Başka da bir şeyin hayalini kurmamıştım. Ben 2013 ile 2015 arası zaten yemek sepetinde aktif bir eksekutif pozisyonda olmadığım için kendimi biraz daha aslında exit sonrasını hazırlamış oldum. Şu yani pozisyonum yoktu. Gündüz işe ofise gitmiyordum vesaire. Hem evden çalışmaya alıştım, hem flexible olmaya alıştım. Hem yatırımlara daha fazla ağırlık verdim vesaire. Dolayısıyla aslında literally exit'ten sonra benim hayatım hiçbir şey değişmedi. Yani ben normal yapmaya devam ettiğim şeyleri yapmaya devam ettim. Nevzat da aslında aynı şeyi yapmaya devam etti. Hala CEO 20. senesini dolduracak bu sene. Haliyle uzun bir yolculuk. Senin belli bir sebep var mı? Mesela bunu Twitter'da sormuşlar. Neden sen devam etmedin yemek sepetinde ve böyle bir pete geçtin diye. 2012 civarında işte biz yemek sepetinde hem uluslararası büyümeye devam ediyordu hem Türkiye'de bir takım yeni işlere gidiyorduk vesaire. Ben yavaş yavaş melek yatırımcılığa da başlamıştım bizim GBA üzerinden. O sıralarda açıkçası Nevzat'la şirketin büyüme ve gidişatı konusunda hemfikir olmadığımız çok ciddi konular oldu. Biraz tartıştık vesaire. Ondan sonra da ben kendi pozisyonumu board'da kalmaya devam ederek, hisselerimi de tutarak kendi executive pozisyonumu yani CTO pozisyonumu ki o zaman 13 senedir yapıyordum, 12 senedir yapıyordum. Başka birine devredip aslında bu anlaşmazlığı ortadan kaldırmayı tercih ettim. Kendi yerime Bülent Akar'ı getirdim. O zamana kadar gitti gidiyoruz CTO'suydu. Güzel de bir devir teslimi yaptık. Dolayısıyla benden sonra zaten aslında benim CTO pozisyonum açısından bakıldığında 2010'a kadar 2008-2010 arasında biz çok ciddi bir yeniden yapılanma yaptık. Bana olan dependency'yi bayağı ben azalttım şirkette. Haliyle 2011'den sonra artık bir takımımız da vardı. Zaten şirket düzgün işleyen, içinde multinational yatırımcılar olan vesaire bir şirket haline geldi. Ben de board'da devam edebilirim diye düşündüm 2013'ten itibaren ve öyle devam ettim. İyi de oldu. Ben bir nevi istediğim özgürlüğe kavuşmuş oldum. Çünkü gerçekten çok yorucu bir 13 sene geçirdim yemek sepetinde. Çünkü teknoloji odaklı, sonuçta yemek sepeti bir teknoloji şirketi. Ve 9 sene boyunca hakikaten benim yazdığım kodlar üstünde çalıştı yemek sepeti. 9-10 sene boyunca. Dolayısıyla her gün, her an bana bir dependency vardı. Ve takım da küçüktü. Öyle olunca da hakikaten çok yıprandım. O yüzden 12-13 sene sonra artık bayrağı o anlamda başka birisini devretmek bence çok sağlıklı bir şey oldu. Bülent de hala başarıyla şirkete devam ediyor. İşi daha götürüyor. Melih, ben bir şey sormak istiyorum. Senin çok sevdiğin bir hikayen var. Hatırlarsın bir defa kırmayıp benim öğrencilerime yemek sepeti hikayesini anlatmaya gelmiştin hukuk fakültesinde. Doğru. Orada da bu rekabet hukukuyla ilgili bir şey anlatmıştın. Ne kadar hatırlıyorsun bilmiyorum da ben onu hala anlatıyorum. Yani bir... 2004 civarındaki rekabet. Aynen şey yani sizin...
yani yemek sepetini kurarken imzaladığınız o basit sözleşmelerde orada da yani temelde vermeye çalıştığım mesaj hani hukuk aslında o kadar da küçük bir şey değil. Yani çok ufak bir cümleden yemek sepeti oldu ya da olmadıya dönüşebilir. Yani bugünün Türkiye'nin en büyük başarı hikayelerinden birisi olmayabilirdi. Şimdi onu bir kısaca tekrar anlatır mısın? Yani bence o önemli bir güzel bir hikaye. Biz yemek sepetinin fikri ortaya çıktığında ve bizi uygulamaya başladı. Tabii ki bir sözleşme hazırladık. Restoran sözleşmesi, restoranlarla yaptığımız üyelik sözleşmesi aslında. Bizim onlara verdiğimiz hizmetler, onların bizim için müşteriye vereceği hizmetler ve bize olan sorumlulukları. 100 sayfalık bir sözleşmeydi. Bizim restoranlardan istediğimiz şuydu, telefonla verdikleri hizmetin aynısını yemek sepetinin üzerinden internette de versinler. Başka bir şey istemiyorduk aslında. Çok kabaca şart bundan ibaretti. Biz işte çalışmaya başladık, büyüyoruz vesaire. 2004 yılıydı yanılmıyorsam, hatta daha erken bile olabilir, 2002-2003 bile olabilir. Bir gün kapımız çaldı, Ankara'dan Rekabet Kurumu'ndan iki tane röportör. İşte merhaba biz Ankara'dan geliyoruz, hakkınızda rekabete aykırı davrandığınıza dair şikayet var, inceleme yapacağız. Dedik ne rekabeti? Dediler işte siz rekabete aykırı hareket ediyormuşsunuz. Geldiler 15 gün ofise bayağı yerleştiler. Bütün bilgisayarlara baktılar. Bütün e-mailleri taradılar. Bütün sözleşmelere baktılar vesaire. Çok komik anekdotlar, şeyler oldu, anlar oldu. Dediler ki işte bu sektörü nasıl tanımlıyorsunuz? İşte paket servis yapan restoranlarla tüketicileri bir araya getiren pazar yeri. Peki pazar payınız yüzde kaç dediler bize. Biz de bilmiyoruz dedik. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla %100. Yani başka bir rakip yok çünkü. Tam rekabet kuruluna söyleyecek şey o. Evet. Ama yok ki rekabet yok. Ne yapalım yani? Memleket batmış 2001'de. İnternet yok. Hiçbir şey yok. Biz de kendi kendimize orada bir şeyler yapıyoruz. 1000 sipariş falan alıyoruz günde. Bir de o kadar az yani. Hiçbir şey aslında. 1000 sipariş. O kadar. Yani 1000 sipariş, 2000 sipariş. Ama tabii her sene %200-300 büyüyoruz ama yani %100'den 300 oluyor. 300'den 1000 oluyor. Yani. baktılar. Gerçekten sonunda Ömer'in dediği sözleşmede bir tane madde vardı. Madde aynen şunu söylüyordu. İnternetten alacağınız siparişleri kendi sitenizi kuralı. Yani eğer restoranın kendi sitesi varsa oradan sipariş alabilir. Bununla ilgili hiçbir şey yok. Hiçbir müdahale ya da karışma yok. Ama başka bir .com'a üye olamaz. Yani yemeksepeti.com yerine yemekpaketi.com çıkarsa oraya üye olamaz. Yani internetten platform anlamında sadece yemek sepetinden sipariş alabilir. Röportörler dedi ki bu maddeyi çıkartın. Size ceza da kesmiyoruz. Çünkü hiçbir şekilde art niyet olduğunu da düşünmüyoruz. Ama bu maddeyi çıkartın dediler. Biz de maddeyi çıkarttık. Sonra işimizi aynen yapmaya devam ettik. Aynı bildiğimiz şekilde. Meğersem sonra öğrendik ki o zaman bize rakip olmaya çalışan bir şirket daha henüz piyasaya çıkmadan önce çünkü restoranları abone yapmakta zorlanıyormuş. Ve bizi şikayet etmiş. İşte öyle oldu. Sonra zaten çok rakip çıktı. Yani aslında hala Türkiye'de yemek sepetine pek rakip yok gibi gözüküyordu. Bundan 2-3 sene öncesine kadar artık biraz daha dolaylı yollarda girenler var ama çok çıkmaya çalışan oldu. Ama bu hepimizin bildiği, ben şunu soruyordum insanlara, söylüyordum örnek göstermek için. Niye dünyada sadece bir tane Amazon var koskoca Amerika'da? Yani Amazon rekabete aykırı şeyler yapıyor olabilir, ceza da yiyorlar arada. Ama bu tamamen en başından itibaren pazarı domine ettikleri ve acayip güçlü oldukları için bu adamların kuruluşu 95-96. Nasıl o zaman domine ettiler ki? Çok iyi yaptılar ve acayip bir network efekt yarattılar. Biz de bunu yaptık. Kimsenin olmadığı zaman 4-5 sene boyunca kendi yağımızda kaybolduk ve işimizi çok iyi yaptık. Acayip müşteri odaklı hareket ettik. Restoranları mutlu ettik, kullanıcıları mutlu ettik. Ve hakikaten arkamızdan gelenler bizi yakalayamadılar. Bu kadar basit. Ama tabii ki mesela Ömer'in söylediği rekabet konusunda biz tam yatırımı aldığımız, hatta galiba exit'i yaptığımız dönemde bir iki kere daha sorgulanma oldu. O zaman ufak cezalar kestiler. 2012'de ve 14-15'te galiba. Ama yani çok böyle hakikaten significant şeyler olmadı. Çünkü yemek sepeti hiçbir zaman öyle rekabet olmasın, ezelim geçelim falan öyle bir şeyimiz olmadı. Biz gerçekten işimizi hep en iyi yapmaya çalıştık.
Hani... Peki o arada dışarıda bayağı bir gürültü var da kusura bakmayın. O arada bazı değişik iş modellerine de girdiniz yemek sepeti olarak. Yani irmik var, papyon var değil mi? Bilmiyorum, evet, irmik, var. Papyon, lokum. Lokum. Onlara geri bakınca yani ne oldu? Pazar mı hazır değildi? Niye kapattınız? Neler oldu orada? Yani Melih olarak ne düşünüyorsun? Onların şöyle bir yolculuğu var. O projelerin. Aslında başka projeler de var. Hatta şu anda iyi giden bir takım projelerin de geçmişleri o zamana dayanıyor. 2007-2008 yılında biz ilk yatırımı aldıktan sonra hem biraz rahatladık finansal olarak hem de biraz daha böyle etrafa bakmaya başladık ne oluyor ne bitiyor dünyada. Bir de kendimize de dönüp bakabildik. Biraz ekibi de büyüdünce yazılım tarafını, teknik tarafı da daha iyi hale getirdik. Tam o ara 2009-2010 yıllarında sizler hepiniz çok iyi hatırlarsınız. Dünyada iki tane büyük furya oldu. Biri Groupon klonları, biri de Flash Sales klonları. Hı hı. İkisi de Türkiye'de acayip büyük bir böyle şey yarattı. Türkiye değil, bütün dünyada yani. Tabii. Hemen bir an evvel çok fazla lazım. Çok fazla başladı. Bu iş yani. Çok büyük bir iş olacak diye böyle bir altına hücum kafası başladı. Biz o zaman tabii bütün bunların özellikle Groupon'ya tarafında ya yani Groupon klonları tarafında yemek önemli bir bacaktı. Bizle beraber iş yapmak isteyen bir sürü şirket oldu. Arkadaşımız oldu. Çünkü ciddi anlamda arkadaşlarımız da bu işlere girdi. Biz sektörü iyi bildiğimiz için dedik ki bu böyle bir iş modeli olamaz. Yani restoran dediğin firmadan sen %50 indirimli malı satmaya kalkarsan batar restoran. Batar. Yani iş sürdürülebilir iş modeli değil. Dolayısıyla biz girmedik ama o bize şunu yani kafada şu ampulü yaktı. Biz çok enteresan bir network'ün ve ekosistemin üstünde oturuyoruz. Yani kim, nerede, ne zaman, ne yiyor çok iyi biliyoruz. Ve bizim kadar bu bilgiyi dijital olarak taşıyabilen, barındıran ve büyüten bir başka firma yok Türkiye'de. Dolayısıyla biz acaba aynı müşteri kitlesine benzer neler, hangi hizmetler sunabiliriz diye bayağı düşünmeye başladık. Yani aslında yemek sepetinin yanında hangi yeni iş modellerini kurabiliriz bizi bayağı kafa yormaya başladık. İşte bunların arkasından zaten bir takım böyle hakikaten çok basit fikirler vardı havada duran yani. İşte dünyada Open Table'ın yaptığı işi yapmak istiyorduk bir kere. Çünkü işin fizikseline girmek istiyorduk. Ödeme yöntemleri işine girmek istiyorduk. Restoranlara B2B mal tedari işine girmek istiyorduk. Türkiye'de bir türlü olamayan böyle etnik, lokal, güzel ürünlerin e-commerce'ünü yapmak istiyorduk vesaire. Bunlar hep böyle bildiğimiz ve kolay ulaşabileceğimiz iş modelleriydi. Ama bence çoğunda ve hatta bu aslında genel bir mindset'ti. Şöyle yapmamız gerekiyordu bana kalırsa. Bu şirketleri gerçekten spin-off gibi yemek sepetinden ayırıp başına bir girişimci bulup ya da bir girişimci adaylarıyla görüşüp bunu gerçekten yani altına bütçe koyup, hedef koyup o şekilde yürütmek gerekiyordu. Biz bunları proje gibi yaptık yemek sepetinde. Hmm. Proje gibi yaptığımız için evet başına bir project manager, işte altına iki kişilik ekip falan filan koyduk ama ne bütçesi, ne hedefi, ne hırsı, ne hissesi vesaire bunları birer gerçek spin-off, gerçek startup gibi yürütmedik. Tabii yemek sepeti de o zaman 10-11 yaşına gelmiş bir şirketti. Aynı startup kültürünü ve ruhunu onlara aşılamak öyle mümkün değil. Yani ne kadar istesek de ben yapabildiğimizi düşünmüyorum. Yoksa bence ne iş modeli olarak, ne pazar olarak vesaire bence erken değildi. Daha iyi execute edebilseydik bence onların her biri gayet iyi iş modelleri olurdu. Nitekim bugün Papyon'un yapmaya çalıştığı işi Türkiye'de güzel yapan şirketler var. Hani şu anda çok exceptional bir dönemden geçiyoruz ama bizden sonra yapmaya çalışanlar oldu, para kazananlar da oldu, dışlaşılanlar da oldu. Lokumla ilgili yani işte Türkiye'nin her yerinden farklı ürünleri e-commerce tarafında e-commerce ile Türkiye'nin her yerine ve hatta belki dünyanın geri kalan yerlerine göndermekle ilgili Türkiye'nin elektronik ticaret altyapısı ve lojistik altyapısı bence o zaman biraz daha hazır değildi belki 2010-2011 yılında. Bugün çok daha hazır. Çünkü gıdadan bahsediyoruz. Gıda daha taşıması zor bir ürün.
20'lik bence çok iyi olabilirdi. Çünkü restoranlara ürün B2B ürün tedariği o iş çok iyi olabilirdi. Belki orada da biraz daha pazarda hazır değildi pazar. Ya bugünkü Türkiye'nin teknolojik altyapısına baktığımız zaman bütün bunlar sürdürülebilseydi bugün her biri büyük şirketler haline gelmiş olabilirdi. Bugün birileri bunları getirse sana yatırımcı olarak ilgilenir misin? Mesela 20 çok büyük bir iş olabilir. Yani restoran, yani düşünsenize Yemek Sepeti'nin üyesi bugün kaç bin restoran var bilmiyorum ama ben bıraktığımda 20 bin civarındaydı. Bugün bilmiyorum. Yani 30-40 bin olabilir. 30-40 bin restoranla zaten devam eden bir ticari ilişki var ve her gün bir temas kuruluyor. Yani o restoranlara niye ürün vermeyelim? Ve bunu hakikaten bu dijital altyapıları çok iyi kurmuş bir şirket olarak bunu çok rahat yapabiliriz. Hayır, veya girişimciler getirse, girişimci hiç Yemek Sepetiyle alakası olmayan dışarıdan birisi getirse sana yatırımcı olarak ilgini çeker mi bu modeller hala? Ya dedin ya en azından zaman yani olarak. Yani Open Table benzeri modellere baktım. Türkiye'de de baktım, dışında da baktım vesaire. Ama tabii hani bu şey var ya, pazara erken girmek mi iyi yoksa geç girmek mi yoksa just in time falan filan. Just in time diye bir şey zaten yok. Yok. Ben her zaman erken girmenin geç girmeye daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şu anda mesela bu modellerin bazıları için artık çok geç. Çünkü mesela Türkiye'de restoran rezervasyon işi hiçbir zaman büyük bir iş olamayacak. Çünkü Türkiye'de rezervasyon kültürü yok. O kadar restoranda yemek yeme kültürü yok. Her ne kadar bundan 20 sene öncesine göre çok artmış olsa da işte Londra'yla, New York'la, Paris'le vesaire kıyaslandığı zaman hacim hala çok küçük. Çok küçük olduğu zaman bir de rezervasyon yapma alışkanlığı da düşük olduğu için, ihtiyaç da olmadığı için rezervasyondan para kazanma mevzusu hiçbir zaman Türkiye'de büyük bir iş olmayacak. Ama onun yanına başka şeyler koyarsan yapılabilir. Hele bir de rekabet olduğu zaman böyle küçük pazarlarda bir de rekabet olup aynı anda 5 tane şirket aynı işi yapmaya çalıştığında iş zaten başından yok oluyor. Yani Türkiye'nin aslında Numan çok iyi biliyor. 2009, 2010, 2011 yıllarında e-commerce'e giren şirketlerin pek çoğunun başarısız olma sebebi pazar daha çok küçükken anormal bir rekabet oluşması ve pek çoğunun anlamsız paralar harcayıp batması oldu. Daha entry bariyer de çok düşük zaten. Herkes evet. Aynen öyle. Yani ama e-commerce'e ihtiyaç mı yoktu, büyümüyor muydu? Hayır, hepsi var işte. Yani geçtiğimiz 10 senede hepsini gördük. İşini doğru yapanlar gayet hayatta da kaldı. Büyüttü de, yeni şirketler de girdi. Eskiden işini yapamayanların yerine yenileri aldı. Bu kadar basit. Bir de şey var orada, sen ona bakarsan yani rezervasyon olayı aslında diğer ülkelerde çok güzel gidiyor. Türkiye'de bir de şöyle bir sorun var. Bir gece sen masaya oturduğun zaman restoranda o masa senin oluyor. Yani 3-4 saat kalkmıyorsun ama restoranların en fazla olduğu ve rezervasyonun en fazla olduğu Londra, New York gibi, San Francisco gibi yerlere baktığın zaman bir aynı masayı 3 defa 4 defa müşteri geliyor orada. Turnover'ı çok. Ve onu müşteri kabul ederek gidiyor oraya. Ve yani orada tanıdığı garson Ahmet'i aramıyor. Ya hacim bu anlamda hacim düşük Türkiye'de. Ama başka işlerde hacim çok yüksek. Mesela Yemek Sepeti'nin core iş modeline baktığınız zaman bizim Türkiye'de yakaladığımız işlem adedi inanılmaz bir adet. Yani bugün 500-600 bin civarı sipariş alıyor Yemek Sepeti günde. Yani günlük bir ülkede Yemek Sepeti, yani Türkiye gibi işte 80 milyon nüfusu olan bir ülkede sipariş bölü nüfus diye baktığınızda dünyada kaçıncı sırada bilmiyorum ama herhalde ilk 5'te falan olabilir. 5'te olabilir, değişik. Ya bir soru var. Ali Karabey diye birisinden bilmiyorum, tanıyor musunuz da? Öyle bir birisi tanıyorum sormuş. Dedim Bora niye ödeme tarafına girmeyi düşünmediniz mi diye soruyor. Düşündük. Ali'cim. Benim 2008-2009 yıllarından itibaren en çok yapmayı istediğim şeylerden biriydi ödeme tarafı. Şu anda devam ediyor mu bilmiyorum ama Yemek Sepeti'nde cüzdan diye bir iş var, bir proje var. İşte prepaid para koyuyorsun oradan. Ya şöyle aslında Yemek Sepeti'nin yaptığı işi dünyada farklı ülkelerde farklı şirketler farklı şekillerde açılarla girip yaptılar. Bunlardan bir tanesi Seamless Web. Numan burası çok iyi bilir.
Çünkü Numan'ın Amerika'da olduğu dönemde evet, New York kökenli ve tamamen kurumsal çıkışlı bir firma. Yani tamamen aslında Türkiye'nin evet, hepimizin bildiği Ticket, Sodexo, Multinet falan gibi şirketlerin yaptığı işi online yapan ama bunun arkasında Yemek Sepeti'nin yaptığı modeli koyan, haliyle her bir şirketin bir hesabı var, altında alt hesaplar var ve birisi sipariş vermek istediğinde giriyor, Ömer'in şirketinden giriyor, Ömer'in çalışanlarından bir tanesi, kredisi var, siparişi oradan veriyor, ne para ödüyor ne hiçbir şey yapıyor, bütün ödeme oradan gerçekleşiyor vesaire. Haliyle bütün bu kredi altyapısı, o transaction'ın ödeme altyapısı vesairesi hepsi Yemek Sepeti, hepsi o şirketten geçiyor. Seamless 2009-2010 yıllarına kadar B2C'ye girmeyi düşünmedi bile. O kadar büyük bir iş vardı ki orada New York'ta. Hı hı. Çok sonra girdiler B2C'ye. Biz de Türkiye'de 2008-2009'a kadar kurumsala girmeyi düşünmedik. Çünkü hem Türkiye'de bu Ticket'lar, Sodexo'lar bu işi çok iyi yapıyordu. Onlarla rekabet etmek istemedik. Ama 2009-2010 yılından itibaren ciddi bir büyüklüğe ulaştığımız için bu artık bizim çok rahat yapabileceğimiz bir şeydi. Bir de şöyle bir şey daha var. İnsanlar 2009-2010 yıllarına kadar Türkiye'de hala kredi kartı kullanmayı, işte online kredi yüklemeyi vesaire çekinerek yapıyorlardı. Ama o yıllardan sonra hakikaten çok şey değişti. Özellikle Chip and Pin'in devreye girmesi, işte 3D Secure'un devreye girmesiyle vesaire. Türkiye'de bu konuların, yani internetten sipariş vermenin, fizikselde sipariş vermekten, eğer bildiğiniz yerden sipariş veriyorsanız ya da kredi yüklemenin fizikselden daha riskli olmadı, hatta bir sürü yerde daha güvenli olduğunu insanlar öğrendiler. Biz de o sebeple aslında 2012-13'ten sonra önce kredi kartlı ödemeyi devreye soktuk. Ki bugün ciddi bir oran kredi kartlı ödemeyle devreden gitti. Hatta kredi kartını saklamaya başladık. Biz saklamıyoruz. İşte Mastercard saklıyordu o zaman vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin bankacılık altyapısı, ödeme altyapısı, ödeme regülasyonları vesaire 2011-2012'den itibaren bunları yapmaya çok müsait hale geldi. Ben de bunu çok yapmak istiyordum. Ama hem benim Yemek Sepeti'ndeki vizyonum, hem şirketin gidişatı, yatırımcılar vesaire bir türlü bu önceliklendirilemedi. Öyle de kaldı. Yani Yemek Sepeti için ödeme hem aslında hem online'da hem fizikselde yapabileceğimiz şeylerdi bunlar. Çünkü bu kadar çok restorana senin müşterilerin aynı zamanda fiziksel olarak da gidiyor. Yani niye oradaki ödemeyi de aynı kredi üstünden geçirmesin vesaire vesaire. Hatta bunun arkasında ciddi loyalty sistemleri kurulabilirdi falan gibi, böyle benim bir sürü hayalim vardı. Vaktim yetmedi. Abi düşününce şimdi domain expertise var, deneyim desen inanılmaz var, exit success var. Hani anlattığın şeyler ve şiir gibi, konuya hakimiyet desen. Zamanın artık şu anda da var ve bootstrap yapacak paran da var. Girişimci olmak, yani seri antreprenör olmak, olmamak ne tutuyor seni ya da neden olmuyorsun, oluyor musun ya da aklına var mı? Seni girişimci ben olamadım. Yani olmadım demeyeceğim, olamadım. Şöyle olamadım, çok istiyorum olmak, hala istiyorum açık söyleyeyim. Çünkü ben girişimci olduğum zaman, her zaman değil ama girişimcinin hayatındaki bence işte bu inişli çıkışlı iyi günler, kötü günler falan filan, bence oradaki alınan hazın tepe noktası yatırımcılıkta alınan hazın çok üstünde. Bu benim yaşantım, benim tecrübem öyle oldu. Yani çünkü bir şeyi hakikaten kendi ellerinle sıfırdan var edip onun sonucunu gördüğün zaman ben en çok bunu yapmayı seviyorum zaten. Yani hakikaten sıfırdan bir şey yapayım, sevdiğim insanlarla yapayım, sonucunu göreyim, ilerleteyim, sorun çıksın, o sorunu çözeyim, onu çözdüğümü göreyim ve büyüsün. Yani sonsuz büyüsün. Bu bana çok haz veren bir şey. Ama birkaç tane şey var burada. Bir, Türkiye 2013'ten itibaren ne yazık ki benim hiç hoşuma gitmeyen bir yönde ilerlemeye başladı politik olarak. 2013 yılında Gezi oldu, hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bizim jenerasyonun ilk defa sokağa çıktığı, işte hakikaten ülkenin gidişatına birçok insanın hakikaten isyan ettiği vesaire bir ciddi önemli bir olay yaşadık. Ve bunun nasıl bastırıldığını, nasıl sonrasını vesaire çok iyi biliyoruz. Zaten ben şunu örneği gösteriyorum. Dolar Türk Lirası kuruna bakın.
2013 yılına kadar, özellikle 2007-2008'den 2013'e kadar gelen ki seyrine bakın. Bir de 2013'ten bugüne kadar gelen seyrine bakın. Türkiye'nin aslında ekonomik ve politik gidişatının bayağı bir özeti bence. Yani tersi, tabii ters çevirmek gerekiyor. Şöyle flip ederseniz tam onu gösteriyor. Önce ilk liseden 2015'e kadar yemek sepeti vardı. Her ne kadar eksekutif olmasam da board'daydım ve bir organik bağım vardı. 15'ten sonra biz yemek sepetini sattık. Haziran'da seçim oldu. AKP çoğunluk iktidarını alamadı. Çoğunluğu alamadı. Türkiye'de bombalar patlamaya başladı. Kasım'da ikinci seçim oldu. Hepiniz hatırlıyorsunuz o dönemi. 2015. Ortalık karıştı vesaire. Ben o ara evlendim. 2016'da kızım doğdu. Kızım 2,5 aylıkken darbe oldu. Ben Bodrum'dayken. Ve ben Türkiye'de yeni işler yapmayı düşünüyordum. Darbe ve sonrasında olup bitenler bana dedi ki, yani Melih, önemli, bayağı çalıştın, ciddi birikimin oldu vesaire. Hakikaten Türkiye gerçekten hayatını devam ettirmek ve de çocuklarını büyütmek istediğin yer mi? Ben bunu çok sorguladım. Eşimle beraber karar verdik ve Türkiye'nin gidişatından hoşlanmadığımız ve mutsuz olduğumuzu hissettiğimiz için hayatımıza başka bir yerde akmaya karar verdik ve Londra'ya geldik 2017'de. Buraya geldik. Burada da Brexit oldu. Mesele yani, demek ki sensin. Mesela tabii olay benim. O yeri kurutuyorum. Yani aslında Bora, senin kısa, yani çok doğru sorun ki bu soru benim en az 6-7 senedir kafamı kurcalayan ilk sıradaki soru. What's next diyorum ben buna çok kısaca. Çünkü yani melek yatırım yapmak, işte VC'lerle beraber hareket edip onlarla beraber yatırım yapmak vesaire, evet iyi güzel ama ya beni tatmin etmiyor çok gerçek konuşmak gerekirse. Dediğim gibi tabii ki tecrübem de var, network'üm de var, iş bilgim de var vesaire. Zaten artık Türkiye'de de olsam, İngiltere'de de olsam çok fark etmez. Artık bugün herhangi bir iş yapacak olsam global olmayan hiçbir iş yapmam. Zaten girişimcilere de bunu söylüyoruz. Global olduğunuz düşünmediğin bir iş yapma söylüyoruz. Yani lokal iş diye bir şey kalmadı dünyada bence. Eğer ölçeklenebilen işlerden bahsediyorsak. Bizim dünyamızda en azından. Haliyle yapabilirim ama hakikaten bir şekilde işler yaver gitmedi makro anlamda. Ben de 15 sene boyunca hakikaten göbekten bağlı olduğum bir şeyden bir nevi özgürlüğümü kazandıktan sonra tekrardan bir şapka takıp hakikaten kolları sıvayıp %100, hatta ben %100 demiyorum ama %1000 commit olmak için bayağı bir doğru şeyi bekliyorum. Ha, doğru şey gelir mi gelmez mi benden de fikir çıkabilir ama muhtemelen etrafımda birilerinden bir fikir çıkarsa ve ben de ciddi anlamda katkı sağlayabileceksem o zaman bir şapka takarım diye düşünüyorum. Hani bunu yatırımcı olarak da yapabilirdim. Ama girişimci olmayı her zaman daha çok gerçekten seviyorum. O bana daha challenging geliyor. Bilmiyorum. Belki de yanlış düşünüyorum ama ben öyle doğdum bu dünyanın içine. Yemek sepetini 24 yaşında kurduk. İşte 39 yaşında exit ettik. Bugün de 44 yaşındayım. Dünyadaki, hatta Amerika'daki ortalamalara bakarsan daha aslında çok bayağı genciz. Yani hakikaten ben Amerika'da bu işi gerçekten defalarca yapan insanlara hakikaten özeniyorum. Ama burada şöyle bir şey var. Oradaki ekosistemle bizim Türkiye'deki ekosistem arasında tabii çok büyük fark var. Orada 30-40 yıllık acayip derinliği olan bir ekosistem var her anlamda. Türkiye'de daha 5-10 senelik çok daha sığ emekleyen ve aynı zamanda da emeklerken makro dengelerle, makro konularla da çok boğuşan doğru. Bir gelişen ülke ekosistemi var. Bu da hakikaten işlerin böyle dört nala gitmesini çok engelliyor. Yoruyor, Amerika'da çekiyor seni geri böyle. Amerika'da adam exit'ini yapıyor. Dönüyor öteki taraftaki aynı iş arkadaşlarına. Hadi gel şimdi bunu yapalım diyor. Yatırımcıya gidiyor. Yatırımını alıyor. Dönüyor talent pool'a. Talent'ı zaten zor diye buluyor. Ve işini yapmaya devam ediyor. İşte yok yarın seçim mi olur ya? Yani evet hepimiz görüyoruz Amerika'nın yaşadığı sorunları ama
bu Amerika'nın hala birbiri ardında unicornlar çıkarmasını engellemiyor. Yani onların bir de şu var yani söyle. Bir de şu var yani exit süresine bak. Sen 17 sene diyorsun. Orada 4 sene, 5 sene, 6 sene. Şey zaten Delivery Hero 2011 kuruluşu değil mi? Evet. Hani evet. Sonradan gelip kaç yıllık şirketi alabiliyor. Evet. O bambaşka bir mevzu zaten. Onun şeyini çok anlatıyorum, konuşuyorum. Benim yemek sepetiyle ilgili hani pişman olduğunuz şeylerden biri var mı diye sorduklarında hep söylüyorum. Delivery Hero'nun yaptığını biz yapabilirdik çok rahat. Hatta bizim yapmamız çok daha muhtemel olurdu. Hele arkamızı 2012'de yani GE gibi bir yatırımcı aldıktan sonra doğru bir vizyonla, doğru execution'la ama başka bir oyun oynayarak. Yani biz yemek sepetinde organik bir oyun gibi mi? Evet. Biz yemek sepetinde organik büyüme, bölgesel oyuncu olma, işte karlı kalma falan filan gibi bir takım çok altı dolu ve her zaman için geçerli bir kafa yapısıyla iş yaptık. Delivery Hero 2011'de hepiniz biliyorsunuz Venture Builder'ın bir projelerinden birisi olarak kuruldu. 2009'da Almanya'da Almanya'nın 4. oyuncusu olarak pazara girdiler. 2011'de baktılar ki bu iş olabilir dünyada. Onu global etçeyi international'a çevirip anormal para raise etmeye başladılar. Ve 2017'de halka açıldıklarında 4.5 milyar euro civarında halka, market cap ile halka açıldılar. 2 milyar eurodan fazla para raise etmişlerdi. 6-7 senede. Ya bu bizim bildiğimiz bir oyun değil ki. Türkiye'de bu oyunu bize ödeyecek kadro da yok. Yani ne investment banker, ne danışman, ne hukukçu. Hani var, belki vardır ama biz onları etrafımızda toplayamadık. Dünyadan da toplayabildik. Ama belki bizim DNA'mız ona müsait değildi. Çünkü biz 2-8 sene kendi yağımızda kavramayı öğrendik. Yani biz hep ekosistem o zaman daha da genç. Zaten ortada bir şey yok. Onlar almış yürümüş o dediğin adamlar olmasının sebebi geçmişi var çünkü. Evet. Ya şey orada şey bunlar 2 sene önce Nasdaq'la konuşuyordum. Bir denedik tekrardan. Çünkü şey Nasdaq'ın sıkıntısı şuydu. Biz Türkiye'den şirket istiyoruz Nasdaq'ta. Yani istiyor adam. Yani denemiş olmamış bir daha bana geldi. Siz getirin bize. Tamam dedik şey bir bakalım yani niye o daha önce olmadı? Yani bir sürü yani şöyle genelde baktığında Nasdaq'a girebilecek şirket gözüküyor. İşte bizim şu kuralımız var, bu kuralımız var, şöyle beklentimiz var falan. Ve o biraz hani bu aile şirketi yapısı, hani kimin eli kimin ceminde belli olmadığı, muhasebe vesaire yani bizim aslında bir büyük boy şirketlerde bile çok iyi yapılmayan, yani Türkiye'de işliyor ama Nasdaq'ta olmuyor. Ve şey temel sıkıntı şu olmuş, yani biz sizi Nasdaq'a almak istiyoruz ama hemen girelim. Ne güzel olacak Nasdaq'a giren ilk Türkiye şirket ama şunları yapmazsa o zaman olmaz mı? Sonra işte bizden istedikleri için biz de biraz ittirdik. Biz biraz daha teknoloji tarafındaki şirketleri tabii hakimiz. Ya baktık şey çok hani şey çok uğraşmak lazım olacak bir şey değil ve aynen dediğin gibi niyetlenen şirketlerde bizim gücümüz yetmedi. Şey o Nasdaq hazırlamak. Yani bizim bilgi birikimimizde belli bir şeyde nişte var. İşte dediğin gibi onun investment tarafı var, muhasebe tarafı var falan. Orada bir kültürel sıkıntı da var. Yani benim bildiğim kadarıyla yanılıyorsam düzeltin. Hala Nasdaq'ta şirketimiz yok değil mi? Var mı? Türksel Amerika'da Türksel. İşte Nasdaq'ta mı açılmıştı yoksa NYSE'de falan mı? Normal biliyorum. Borsa'da ya o şey Nasdaq'ta değil. New York'ta. Orada kote oldular sonra geri oradan çıktılar galiba ama ya da hala devam ediyor mu bilmiyorum. Demek ki belki çıktılar bilmiyorum. Ama Nasdaq'ta yok onu biliyorum. Hala oradalar. Hatta ilk insider olacak. NYSE'de başladığında ben Amerika'daydım. Bak insider olabilir haklısın. Ben Amerika'dayım hatta Türksel şapkalarıyla dolaşıyordum. Bir soru var. Biraz önce konuştuğumuz konuyla biraz bağlantılı. Evet. Yani geriye dönseydin yurt dışı açılma, batıya özellikle batıya açılma konusunda bir keşken var mı? Veya geriye dönseydin neyi farklı yapardınız? Hatta Nurettin soruyu soran Nurettin'i iyi tanıyorum.
Rusya, Dubai'de açıldınız. Ancak Avrupa ya da Amerika, Kanada gibi Batı ülkelerine evet, açılabilir miydi yemek sepeti? İkisi bir arada aslında. Doğru. Güzel soru. Biz 2007-2008 yıllarında yurt dışına açılmayı kafaya koyduk. Hatta o zaman Endeavor girişimcisi seçilmiştik ve Endeavor'da sevgili Kutlu Kazancı vardı. Kutlu bizle beraber çalıştı Yemek Sepeti'nin international açılımını, stratejisini hazırlamak için. Bayağı çalıştık. Oturduk bütün dünyanın ülkeleri de değil, şehirlerini. Çünkü Yemek Sepeti bir şehir işi, ülke işi değil. Elle tutulan herhalde 70-80 şehrini belki bayağı bir keyfiye göre dizdik. Bunların içerisinde önemli bir parametre şuydu, rekabet var mı? Çünkü Yemek Sepeti'nin iş modeli komisyonla çalışıyor ve rekabet arttıkça komisyon düşüyor, çok net. Yani çünkü rakibin girerken yapabileceği tek şey komisyonu düşük tutmak ve restoranı içeri almak. Hatta müşterinin bile müşteri tarafında bir takım loyalty şeyleri verip kendi marjını daraltmak. Rekabetin yoğun olduğu yerlerde şirketler kâr edemiyor. Çok net. Mesela geçtiğimiz senelerde Delivery Hero ile Just Eat arasında, Delivery Hero ile Takeaway arasında vesaire olan biten bütün transaction'lara baktığınız zaman transaction'ların tek bir motivasyonu var. Kârlılığı yakalamak. Çünkü anormal hacim var ama marketing öyle bir para gidiyor ki bottom line'da kâr yok. Ne yapıyorlar? Al o ülkeyi sen al, bu ülkeyi bana ver. Hakikaten böyle oldu yani. Biri o ülkeyi oraya devretti, o buradan çıktı. Herkes bir tarafı alıp orada kârlı olmaya devam etti. Daha doğrusu kârlı olmaya başladı. Biz de bunu iyi bildiğimiz için 2007-2008'e dünyaya baktığımızda o zaman Türkiye'den bakıldığında görüldüğü kadarıyla bir takım köşe başları tutulmuştu. Örneğin işte New York, Londra'da birileri var, Almanya'da birileri var, Paris'te birileri var vesaire. Baktık nerelerde birileri yok. Dubai'de birisi yok mesela. Dubai yeme içme hacmi potansiyeli yüksek bir yer. Alım gücü yüksek, internet erişimi çok iyi. Rusya biraz riskli bir pazardı ama hacim çok yüksek, eğitim yüksek, alım gücü fena değil vesaire, Rusya'nın iyi giden zamanları. Böyle baktığımız zaman bizim Orta Doğu'da oyun oynamak bize daha mantıklı geldi. Ama bugün baktığım zaman belki hakikaten doğru yatırımcılarla, çünkü 2008'de biz Sunwell'lerden yatırım aldık ve Sunwell'ler biz o zaman doğru olduğuna karar vermiştik ama bugün baktığımda doğru yatırımcı olmadığını görebiliyorum. Çünkü bize hiçbir katkıları olmadı. Hatta tersine tam da bekledi, yani tam da istemediğimiz şeyi yaptılar. Gittiler bizim işimizi Asya'da yaptılar. Foodpanda diye bir şirket kurdular. Hatta Foodpanda'yla Yemek Sepeti Dubai'de rakip oldu. Yani biz satmadan hemen önce. Dolayısıyla doğru yatırımcıyı alamamışız. Doğru yatırımcı alsaydık, 2008'de bize o yatırımcıyla beraber hakikaten hedefi büyük koysaydık, yani Londra'ya da girerdik, Almanya'ya da girerdik, Amerika'nın rekabetin çok yoğun olmadığı başka yerlerine de girerdik. Mesela Grubhub Amerika'da açıldığında 2004'te Seamless 4-5 senelik şirketti. Grubhub Chicago'da açıldı ve arkasından bambaşka şirketler çıktı. Şeyde DoorDash çıktı Amerika'da vesaire, bir sürü şirketler çıktı. Yeni iş modelleri yapılabilirdi. Dolayısıyla benim hakikaten keşke dediğim tek şey hakikaten 2009-2010 yıllarında Türkiye'deki bilgi birikimimizle, ekibimizle, doğru yatırımcılarla çok daha büyük vizyonla yola çıksaydık bugün Yemek Sepeti rahat bence 8-10 milyar dolar bir şirket olur. Peki Melih, bu Five Tech'de sık sık gündeme geliyor. Özellikle Ali ve Numan, ama özellikle Ali onu hep gündeme getirir. Yani doğru yatırımcıyı seçmek. Hani 212'nin sanıyorum motosu oldu. Bizden önce başkalarıyla da konuşun. Kimyanız uyuyor mu falan diye. Bence çok çok güzel tavsiyeler bu. Ama tabii işte yani iyi yatırımcıyı bulmak da çok kritik. Doğru. Geriye dönüp baktığında hani işte doğru eşini bulmak gibi. Hani keşke evlenmeseydim diyen kaç kişi var etrafta da. Yani o anda tabii bilmek mümkün değil, ama sen buradan girişimcilere bir tavsiyede bulunacak olsaydın şu andaki tecrübenle, yatırımcıya özellikle büyük bir rounda girdiklerinde hani neyi bilseydin belki o zaman daha iyi bir karar verebilirdin
daha iyi bir yatırımcı seçebilirdin? Yani bu adam bize uygun değil diyebilirdin. Valla şöyle, bir kere masada mümkünse, kolay bir şey değil ama hatta Ömer seni VC, eski VCG olarak mı sayıyoruz? Ya evet, eski VCG. Masada reform. Masada venture, sohbette venture capitalistler varken bunu söylememek gerekiyor ama ben mümkünse değilim. Girişimciler her zaman birden fazla term sheet olsun masada. Yani en önemlisi o bence. Çünkü böylece elma ile armutu karşılaştırabilir hale gelirler. Mümkün olduğu kadar paraya çok ihtiyaçları olmadığı zaman yatırımcıyla masaya oturmak her zaman daha avantajlı ve daha sağlıklı karar verilebiliyor. Yani paraya ihtiyaç olmadığı zaman demek hakikaten paraya her zaman ihtiyaç var. Ama çok aç ve desperate durumdayken sadece 2 aylık nakit akışı kalmışken masaya oturmak var. Bir de 12 aylık nakit akışı zaten kasada duruyor. Ama biz 12 aylık değil 5 senelik düşünüyoruz. Ve böyle büyük planlarımız var. Aslında 12 ay biz bunları yapacağız ama şirketi birden 15'e getirmek istiyoruz. O yüzden bu paraya ihtiyacımız var. Bunu da böyle yapacağız diyebildikleri zaman bunu da rahat rahat doğru danışmanlarla, doğru insanlarla konuşarak yaparlarsa her zaman büyük bir anda daha sağlıklı, daha sakin. Sakin olmak bence acayip önemli. Bu işlerin ciddi bir temposu var. Yani hem yoğunluk anlamında bir yandan da zaman baskısı var. Ve benim bildiğim iş büyük değil. 3-4 aydan önce bitmiyor. Bunlara doğru kadrolar bulmak lazım. Girişimcilerin en çok zorlandıkları şey co-founder takımından bir kişi buna dedike olmak zorunda kalıyor. Ve bildiği iş değil bu. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bir girişimcinin işi yani bir yemek sepetinde bizim işimiz ne Nevzat'ın ne benim işim para raise etmek falan değildi. Biz bu işi bilmeyerek büyüdük. Yatırım roundları da bilmeyerek aldık. Halbuki mesela iyi bir investment banker olsaydı yanımızda ki aslında yemek sepetinde vardı 2008'den sonra çünkü bizimle beraber ortak olan Raiffeisen'in içindeki ekibi bize ortaktı o zaman 2008'den itibaren. Onların bize katkısı da oldu. Her zaman yanınızda bu işleri iyi bilen çok iyi bir avukat, mümkünse iyi bir investment banker olsun. Çünkü bu adamların işi bu roundları yapmak. Bir girişimcinin işi round yapmak değil, bir girişimcinin işi işini yapmak. Dolayısıyla evet, kendi işini her zaman herkesten daha iyi biliyor. Ama yatırım yapmanın törnlerini, triklerini, karşında hakikaten onlarca belki yüzlerce yatırım yapmış 3-4 tane kurt yatırım şirketi varsa senin de yanında ona göre bir donanımın olması lazım. Bunu mesela ben girişimcilere anlatmakta çok zorlanıyorum. Yani ikinci, üçüncü round oluyor, dördüncü round oluyor vesaire, hala büyüyorlar. Hala yanlarında bir tane investment banker yok. Niye? Onlara verecekleri fiden kesinti yapıyorlar. İşte hala average avukatlarla çalışıyorlar vesaire. Olmaz. O zaman sen dünya şirketi olamazsın. Olmuyor zaten. Olamaz. Yani o zaman ben bir follow up soru soracağım Melih'ciğim. Bu öğleden sonra bu Türk Telekom pilotunda mentorluk veriyordum. Birkaç çok arkadaşıma şirketle konuştum. Birkaç tanesini de çok beğendim aslında. İki tanesinde aslında bu hepinize soru. Benim tespitim şuydu, çok az para arıyorsunuz, parayı yükseltin. Yani yetmez bu. Bir tanesinin de vizyonu şuydu, yine küçük bir para arıyor ama kısa bir dönem için, sonra bir daha para raise edeceğim diye. Onun için de başka bir, Türkiye'de yatırım dünyası çok alışmadığı bir mekanizmayı kullanmak istiyordu. Bu çok mantıklıydı. Ama benim orada sanıyorum aynı şey dedik de teyit etmek istiyorum. Yani evet, şu anda daha büyük yatırım alırsan daha çok hisse vereceksin. Yani ondan imtina ediyorsun, anlıyorum. Ama yani sen 4 ayda bir işte 70 bin, 80 bin dolar raise etmeye çalışırsan işini yapamazsın. Yani sen al 250 binini, 250 bin yazırsan işte 500 binine çıkart. Bir defa yap, ondan sonra işini yap. Yani benim tavsiyem oydu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Karşı görüşü olan var mı? Merak ettim. Yani çok erken aşamalar için yani. Melih, Numan'la bunu konuş. Sen cevap vermek ister misin? Üçüncü olarak. Ya ben çok kısa yani özetleyeyim. Bence ben şöyle. Konuş Numan. Lütfen Melih. Peki. Lütfen. Ne yazık ki bu kafa yapısı Türkiye'de girişimcilerde var ama bu kafa yapısını
yani hiçbir girişimcinin suçu değil bunu böyle düşünüyor olmak. Bu şey gibi şımarık çocuğa anne sen ne kadar şımarık çocuksun demek gibi bir şey bu. Şımarık çocuğun annesine babasına kızılır. Çocuğa kızılmaz. Dolayısıyla Türkiye'deki girişimcilerde bu mindset, yani ben az para arayayım çünkü büyük para bulamam. Böyle bir bu, yani bir yandan da bu gerçek. Türkiye'de bir round yapılamıyor. Yani şirketler çok zorlanıyor. İlk defa herhalde siz daha doğru biliyorsun, Numan söylesin. Herhalde bu sene enteresan bir şekilde Covid'e denk geldi. Türkiye'de bu kadar çok lokal VC var ve hepsinin parası var. Doğru mu Numan? Doğru. Bundan ay, önce hiç topladığın zaman herhalde, yani şu anda raise edilen paraları topladığın zaman şu anda acayip paranın rahat olduğu 300. bir döneme geldik. Bundan bir sene öncesine gidelim. Numan kaç para vardı piyasada? Yatırım yapmaya hazır. Sıfır herhalde. Ya da iki sene önce. Bir sene yine biz vardık da iki sene önce resmen bir sıfıra yakındı. Vardı. Kurumuştu. Evet. Haliyle yani evet. Şimdi böyle olduğu zaman girişimciler ben hakikaten 50'den fazla yatırım yaptım ve bu insanlı çocukların bir sürü roundunu biliyorum. Yani yüzlerce roundun içinde bulundum. Hakikaten alternatifler çok kısıtlı. Öyle olunca da ister istemez şu kafa yapısına dönüyorlar. Günü kurtaralım, sonra bakarız. Ama bu bir böyle alışkanlık haline geliyor ve kafa yapısı haline geliyor. O zaman da bir türlü o böyle çamurun içinden çıkamıyor şirketler. Halbuki çamurun içinden yani böyle hidrolik şeyle çıkmak gerekiyor. Yani böyle patinaj yaparak falan değil. Ama katılıyorum Ömer. Yani bu ne yazık ki çok şey bir durum. Ama bunun kabahati kesinlikle girişimcilerde değil. Ekosistemin bir ciddi yarası bu bence. Yani bu sorun yatırımcıda da değil, girişimcide de değil. Bu ekosistemin bence daha olgunlaşmamış olmasından kaynaklanan bir yara. Bana sorarsan şey bu, ama Numan'la Bora ne diyor? Duyalım. Melih'i kaybettik herhalde. Yok. Sanıyorum sende sıkıntı var Numan. Biz gayet görüyoruz. Numan gitti zaten. Evet. O ara ben görüşümü söyleyeyim. Çok benzer düşünüyoruz. Bence girişimcilerin yaptığı temel problemlerden bir tanesi şu. Az önce dedin ya, yumurta biraz kapıya dayanınca para toplamak veya paraya ihtiyacın artık böyle yanıyorsun. Bir ay sonra zaten kapatacaksın. Koştur koştur para arıyorsun. Doğal olarak masaya şey oturuyorsun. Zayıf oturuyorsun. Zayıf elle oturduğun zaman karşı tarafta yeniyor seni her durumda. Yani bu ahlaklı yatırımla ahlaksız yatırımcı ayrımına girmeden söylüyorum. Adam ne kadar iyi olursa olsun deal term'ünü kendine göre daha favorable yapıyor. Ama bence daha büyük bir sıkıntı var. Yatırımcı tarafında bir problem var. Bu VC'leri biraz ayırarak söylüyorum. Çünkü onlar işin doğası gereği zaten buradan para kazanmak üzere kurulmuş entitiler. Özellikle startup yatırımı Türkiye'de opportunist bir gözle yapılmıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani bir firmaya, bir girişime baktığı zaman kimse 10 sene sonra ne olabileceğine, ne kadar büyük olabileceğine dair aman da şuradan yer kapayım şeklinde peşinde koşmuyor. Daha çok kendisine gelen yatırım talepleri var ve onlardan bir kontest yapıp işte görece riskinin limitli kaldığı, parasını kaybetmeme ihtimalinin daha yüksek olduğu deal'lar peşinde koşuyor herkes. İşte o yüzden erken aşamada traction olsun. İşte erken aşamada mutlaka fatura kesmiş olsun. Çünkü risk alamıyor. Risk opportunity ile birlikte gelmesi lazım. Yani bir opportunity varsa hani bir şirketin unicorn olabileceği, siz işte kurduğunuzda 500 milyon dolara satabileceğiniz, 570 milyon dolara satabileceğiniz belki hayal etmiyordunuz ama yani kabaca bir metrik bir şey çizebiliyorsun. Hani nereye gidebileceğini if olursa hani bizde öyle değil. Yatırımcılara hep şeyi görüyorum. O opportunity'den kimse bahsetmiyor. Herkes bugünün resmini çekiyor, snapshot'ı çekiyor ve ona göre bugün 3 lira mı eder, 5 lira mı eder, kayıkçı kavgası şeklinde böyle gidiyor geliyor. O kadar değersiz zaman harcanıyor ki o aşamada. Ya ben yarın ne yiyeceğimi evet. Bilmiyorum. Değerlemesini tahmin etmek, hele ki çok erken aşama bir şirket için o kadar zor ki. Öte taraftan girişimci aynı şekilde. Benim şirketim bu kadar etmez, ben hisse vermeyeyim. Ya sen az önce çok güzel bir şey söyledin. General Atlantic girdi ve sizi çok bir yerlere taşıdı dedi. Hani GE'nin içeride olması inanılmaz fayda sağladı. Birçok girişimci de işte 3 hisse, 5 hisseden dolayı şeyi de kaybediyor. Gerçekten parasıyla işte Ömer'in söylediği gibi yeteri kadar parayla içeri girip seni ileriye fırlatacak bir adamı
o kayıkçı kavgasında kaybediyor. O kadar değersiz bir sohbet ki bana, benim için. En azından erken seviyorum. Bir soru var. Suudi'den. Hazır böyle konu girişimciler, yatırım alma falan onlara gelmişken. Türkiye'deki girişimcilerin yaptığı en önemli hata nedir? Belki bunu bir tane veya iki tane, üç tane söyleyebilirsin. Ne düşünüyorsun? Şunu yanlış yapıyorsunuz hep diyebileceğim bir şey var mı? Bir yatırımdan konuştuk herhalde. Yatırım alma, değerleme. Ben bir kere şeyi kabul etmiyorum. Ben şöyle şu klasifikasyonları sevmiyorum. Türkiye'deki girişimciler, Peru'daki girişimciler, Atina'daki girişimciler filan. Yani hakikaten dünyanın hemen hemen her yerinde, her milletten, her türden girişimciyle tanışmış bir insan olarak böyle bir klasifikasyonu kabul etmiyorum. Girişimcinin, hele bir de gelişen ülkelerdeki girişimcilerin 3 aşağı 5 yukarı dünyanın her tarafında yaşadıkları sorunlar aynı. Dolayısıyla Türkiye'deki girişimcilerin yaptığı özel hatalar yok bana göre. Ama erken safhalı girişimcilerin yaptığı hatalar olabilir. Bunlar iyi ekip kuramamak, ekibi, işi en yakınında kilerden birisiyle yapmaya çalışmak. İşte benim şurada bir arkadaşım vardı. Onunla beraber giriştik bu işe. Hayır, onunla beraber girişmemen gerekiyor. Tam tersi, arkadaşıyla iş yapmaman lazım. Ya da tek başına girişim yapmaya çalışmak. Ya da tek başına ön plana çıkmaya çalışmak. Türkiye'de bence doğu kültürünün, mesela Türkiye'yi sadece girişimci hastalığı değil, bence kültürün bir rahatsızlığı, bir adam görmek istemek. Yani bu işin başarısı bu adamındır. Bu ekibin değil. Yani siz hiç duydunuz mu? Şu ekip yaptı Türkiye'de falan. Hayır. Girişimci buydu. Kurucu da buydu. O adam yaptı. Evet. Hayır. Böyle, yani dünyada evet, Facebook'un yüzü Mark Zuckerberg'tir. Twitter'ın yüzü Jack Dorsey'dir. Ama hiçbiri ben yaptım diyemez. Ya da Bilgeç de Facebook'u, Microsoft'u ben kurdum demez. Diyemez. Bence bizim kültürümüzdeki en büyük şey hakikaten takım olma. Bizim kültürümüze ait bir şey bu. Takım olma kültürü ne yazık ki çok fazla yok. Bunu biz yeni jenerasyon girişimcilerde daha iyi olmayı aşılıyoruz. Yani ben demeyin, biz deyin. Beraber çıkın ön plana. Evet, tabii ki herkesin bir sorumluluğu var. Bazen bir kişi sonsuz söylemek durumunda kalabilir. Ama ne kadar iyi takım olursanız, ne kadar birisi tamamlarsanız, bundan utanacak değil, bundan övülülecek bir şey bu. Belki evet. Türkiye'de medyanın, eski usul şirketlerin, annelerin, babaların hep böyle bak benim oğlum yaptı kültürü ne yazık ki bu hala var. Mesela ben iyi örnek verebilirim. Bizim yani benim içinde olduğum insider 5-6 kurucu ortaklı bir şirket ve bizim birinci günden itibaren onlara söylediğimiz arkadaşlar, hislerinizi yeni çalışanlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin. Hakikaten çalışan değil, ortak yaratın. Yani bu bir avukatlık şirketi gibi aslında. Niye çok iyi avukatlık şirketlerinde, Ömer çok daha iyi söyler bunu. Hakikaten belli bir senioriteye giren adama ortak yapman gerekir. Yoksa adam kaçar gider yani. Tabii. Bu normal startuplarda da böyle. Adamı sen ortak yapmazsan, adamı işin hakikaten külfetini ortak ediyorsun ama potansiyel karını ortak etmiyorsun. Biz yemek sepetinde bunu yapabildiğimiz kadar yaptık ama bizden çok daha iyi yapan, işte hakikaten mesela insider'ı görüyorum. Her 6 ayda bir yeni ortaklıklar alıyorlar. Bunları kutlayarak yapıyorlar. Onların eline hisseleri gerçekten veriyorlar ve bunu kutluyorlar ve bir şirket kültürü haline getirdiler. Ve hakikaten bunun şirket içindeki etkisini de görüyoruz onlarda. Daha haliyle yani doğru ekip kurmak, hisseyi doğru insanlarla paylaşmaktan korkmamak, bu yatırımcı olabilir, çalışanlar olabilir, opsiyon olabilir vesaire. Bence bunlar en önemli şeyler. Buralarda erken dönem yapılan hatalar bence şirketin çok erken safhada ipini çekiyor. Melih, şey soracağım konuyla ilgili, çünkü sizin de tecrüben var. Şimdi ekip kurmak, hani ortak seçme dedim başlangıçta. Şimdi senin de tabii bir tecrüben var, hani ortağınla görüş ayrılığı olduğu bir süreç.
yemek sepetinin bulunduğu seviye yüzünden tam ben executive rolden uzaklaşıyorum diyebildiğin bir lüksün vardı. Ama daha erken aşamada ortakla görüş ayrılığı oldu stratejiyle ilgili. Yani o conflict management, o bence o da şey, çok sıkıntı. Yani orada bir tavsiyen var mı hepimiz için? Yani nasıl yönetilmeli? Yani tamam ben o zaman işi bırakıyorum, bir opsiyon olmadığı bir dünyada. İşi bırakıyorum çok büyük bir lüks zaten. Aynen söylediğim gibi ben bunu, biz ilk kavgamızı 2012 yılında etmedik zaten. Yani bence sağlıklı tartışmanın yapılabildiği bir ortam bir girişim için en iyi ortamdır. Yani eğer ortaklar kendi aralarında fikir halinde düşmüyorlarsa, tartışmıyorlarsa, hatta şiddetli tartışmıyorlarsa bence o şirketten hiçbir şey olmaz. Çok net. Startup Nation iyi bilirsin kitabı. İsrail'in niye bu kadar iyi bir girişimci ekosistemi olduğunu anlatır. Orada şey der. İsrail'de startuplar kavga edilmemiş bir toplantı, toplantı saymazlar gibi böyle bir cümle var. Adamların kültüründe kavgacılar zaten. Ama dışarı çıktıkları zaman toplantı odasından hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Bence bütün anahtar hikaye bu. Yani evet tartışma olacak, konflikler olacak ama sen ortada herkesin kendi bireysel egosundan, çıkarlarından vesaire çok daha büyük bir şey olduğunu, bir varlık olduğunu kabul ederek bazen ben, bazen diğeri, bazen üçüncü ortak geri adım atmayı ve hep her zaman şunu söyledim ben çok özet olarak. Şirketin egosunu, şirketin önceliklerini, kurucuların önceliklerinin önüne koyabilirsen o zaman şirket kazanır. Yok bireysel önceliklerini, çıkarlarını ön planda tutup bunda da inatçı olursan o zaman şirket çok net kaybeder. Hele bir de erken safhaysa bunu tolere edemez zaten ve yok olur gider. Dolayısıyla burada önemli olan şey gerçekten her zaman şirketin çıkarlarını ön planda tutmaya çalışmak. Ama bazen olmuyor tabii. Bazen o seviyeye geliyor ki çatışmalar birisi, ikisi, üçü, hatta bazen şirket tamamen yok oluyor, gidiyor. Bizde de şiddetli tartışmalar oldu. 2004, 5, 7 yani. 13 seneden bahsediyoruz. Olmaması mümkün değil. Tabii. Ama gerçekten bu önceliklendirmeyi iyi becerdiğimizi düşünüyorum. Her zaman hakikaten ertesi gün ofise gelip, işimizin başına geçip, bir önceki gün olup bitenleri unutup ya da çözüp yolumuza devam ettik. Önemli olan orada o. Yani şeyi yakmamak, gemileri yakmamak. Saygı bence çok önemli. Saygı çerçevesini işte bu şey denir ya, vazo bir kere kırıldığı zaman bir daha tamir olmaz diye. Vazoyu kırmayacaksın. Yani saygı çerçevesinde hareket edeceksin. Bu biraz evlilik gibi. Yani ikna edilmeye açık olman lazım bir tartışmada. Yani evet, tamam ben şey yapıyorum ama eğer mantıklı bir şey söylersen esneyebilirimi içeride hissetmek lazım. Yani inat yapmamak lazım belki değil mi? Evet kesinlikle. Yani egoyu bastırmak. Bir de önemli. Evet. Pardon Numan devam et abi. Bir de Melih'in dediği gibi şey orada yani firmanın önceliği önemli. Burada bir de yani bazen şöyle bir durum oluyor yani ta iki founder, üç founder hemfikir olması bile illaki yani unanimous olarak değil bazen de kim CEO olsa kimse çok. Neyse onun execute etmesi gerekiyor. Yani belli bir şekilde ama işte maalesef birçok zamanlar bunlar konuşulmuyor ve içe atılıyor. Öyle oldu. Hele bir de arkadaşlar arasında beraber bir firma kurulduğu zaman o daha da zor oluyor. Yani ben bunu kendi tecrübemden söyleyeyim. Biz Ali ile tanıştık. Arkadaş değildik ortak olduğumuzda. Birbirimizi tanıdık. Yani iş ortağım benim arkadaşım oldu sonradan. Ve çok sağlıklı bir ortam bu. Geçen hafta Aslı buradaydı. Melih Endeavor'dan tanıyorsun zaten. Onlara sohbet ederken aslında Ömer'in bir komenti oldu. Biz çok fazla şey söylüyoruz. İşte girişimcilik commitment gerektiriyor. İnanılmaz böyle işte kendini vermen lazım vesaire. Sen de biraz önce söyledin. Ömer der ki acaba bu commitment için çok mu abartıyoruz? Geçen sefer bunu sormuş. Doğru söylüyorum değil mi Ömer? Yani belki kendi cümlelerinde sen sormak istersin onu. Hazır böyle driver seat'te oturmuş o commitment'ı vermiş birine sormama faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu ne kadar girişimcinin az önce dediği Numan'da şeyin önüne koymak, şirketin
değerlerini kendi şeyinin önüne koymak. Ne kadar bir commitment'tan bahsediyoruz? Ne kadar biz mi büyütüyoruz? Biz çünkü yatırımcılar diyoruz ki commitment lazım, commitment lazım. Biz mi abartıyoruz yoksa gerçekten bu böyle bir oyun mu? Vermeden olmuyor mu? Ya yani kendini sonuna kadar %100'ün ötesine %1000 vermeden olmuyor mu? Ömer soracak mı soruyu? Ben direkt cevaplayayım. Yok sen cevapla. Bora güzel özetledi. Bence olmuyor. Yani hakikaten %1000'den bahsediyorum. Yani öyle %100 falan değil. Ben şey diyordum. Yani Yemek Sepeti ile Melih Ödemiş arasında bir ilişki, yani araya bir aritmetik işlem işareti koymak gerekse benim hayatım ve şirketle ilgili eşittir koyardım 2010-2011 yılına kadar. Yani başka bir şey yoktu hayatımda. Gerçekten öyle. Hatta 2008-2009 yıllarında çıktığım bir kız arkadaşım vardı. Ayrıldık, bana dedi ki sen ancak Yemek Sepetiyle evlenirsin dedi. Ya ne yazık ki değil ya. Bu iş böyle bir iş. Yani çünkü öteki tabii bu şundan bahsediyoruz. Yani hakikaten işte Yemek Sepeti gibi, Peak Games gibi, Gitti Gidiyor gibi, Trendyol gibi şirketler yaratmaktan bahsediyorsak böyle bir commitment gerekiyor. Yani hakikaten sadece kişisel önceliklerini değil, hayatındaki de ilk sıraya şirketini koyman gerekiyor. Ha, bu sağlıklı bir durum mudur? Değildir. Zaten o yüzden girişimcilerin çoğu bu yolda hakikaten ciddi anlamda sağlıklarından da her şeyden oluyor. Ödünü veriyorlar. Ben kendim çok net söylüyorum ya, ben çok uzun süre psikoloğa da gittim, ilaçta kullandım. Bunu yapmıyorum diyen adam yalan söylüyordur yani. Ya da aptaldır yani. Ya da yapmıyor, ya da yapmıyorsa eşeklik ediyordur. Ya komit eden bu kadar hayatının ilk sırasında şöyle, hani öyle denir ya, birinci sırada ne geliyor? Şirket. İkinci sıra boş, üçüncü sıra boş, dördüncü sıra işte aile falan, öyle öyle. Yani bu böyle olduğu zaman, o zaman böyle insanüstü bir commitment'la o zaman fark yaratabiliyorsun. Yani fark, çünkü fark yaratmak gerekiyor. Fark yaratmanın da yolu hakikaten insanüstü çalışmaktan geçiyor. En azından birkaç sene bunu göze almak lazım. Bunu göze alan girişimcilerin bunu becerdiğini görüyorum. Ben çok net, bu sadece benim için geçerli değil. Ben bizden sonra benim yatırım yaptığım şirketler arasında hakikaten yani Türkçedeki tabirle tam yerindeyse eşekler gibi çalışan girişimcilerin çok net başardığını görüyorum. Çalışmayanların da başaramadığını görüyorum. Yani bu çok mu? Bence olmazsa olmaz. O yüzden ben çok hırslı, çok committed bir girişimci görmezsem, iş planı ne olursa olsun, background ne olursa olsun vesaire, o hırsı görmüyorsam girişimcinin gözlerinde ben yatırım yapmam. Hiç kim girerse girsin. Çok aklımda bir soru var. Cevabını ben bilmiyorum. Çünkü hiç senin yerinde olmadım işte. Çok milyon dolara bir exit yapmadım. Az önce bahsettiğin o commitment'ı verdiğine rağmen başarılı olamayan adam o commitment'la geçen süre için üzülebiliyor, pişmanlık duyabiliyor, keşke yapmasaydım diyebiliyor. Başarılı olan adam hiç şey diyor mu? Ya o en güzel yıllarımı girişime harcadım. Evet, başarı var, para da var ucunda. Ama işte o zamanlar daha sağlıklıydım, saçlıydım, hayat daha güzeldi. Diyor mu? Öyle bir keşke oluyor mu başarıya rağmen, kaçırdığına dair? Veya o ilk soruya, bir programın en başındaki soruya dönüyorum esasında. O emeklilik hayatı dediğin şeye ulaştığında tamam diyor musun, yoksa kaçırdığın bir şey oluyor mu? Veya sen düşünmüyor musun bir şey? Bence burada karakter acayip önemli. Ya ben mesela ben hani böyle bir sürü quote'lar okuyoruz ya, ben bundan birkaç sene evvel, hatırlamıyorum, çok zaman oldu belki de, girişimcilik sizce nasıl anlatılır diye böyle birisi sormuştu. Ben de küçük bir paragraf yazmıştım. O paragrafın sonu şöyle bitiyor. Girişimcilik rahatsız bir ruh halidir diye. Benim o rahatsız ruh halim geçmiyor. Yani ben hala sabah böyle oh bugün de 11'e kadar uyuyayım falan diye uyanmıyorum yani. 7'de uyanıyorum. Allah, şu işleri yapmamız lazım, şunu yapmamız lazım. Benim böyle bir karakterim var. Öyle olduğu için exit'ten sonra da hani böyle yatsam da, işte yata gitsem,
şimdi de şuraya tatile gitsek, şimdi onu yapamıyorum. Ha bunu bu yap, benimki doğru mu? Hiç alakası yok. Bu benim karakterim. Bunu çok iyi beceren arkadaşlarım var. Yani bizim jenerasyonda listeden ve hayatını benden daha keyifli yaşayan arkadaşlarım var. Daha böyle rahatsız, rahat ederek huzurlu yaşayan arkadaşlarım var. Nevzat gibi hiç bırakmayan, hala koşturan insanlar var. Dolayısıyla bu biraz bayağı bir hayat tarzı ve kafa yapısıyla alakalı. Ama sorunun özünü kaçırdım. Sorunun özü, o kaçırdığın zaman başarılı da olsan kaçırdığın zamanla yanıyor musun? Hiç yandığın ben, oluyor mu yoksa yani, değer yahu iyi ki yapmışım mı diyorsun? O kadar, şöyle söyleyeyim, orada o yine aynı şey, evet, orada neleri kaybettiğine bakmak lazım zamanın yanı sıra. Bence her girişim yolculuğu hakkını vererek yapılıyorsa anormal öğretinin olduğu bir yolculuktur. Yani ben bunu gördüm. Yani bunun altına böyle %100 imzamı atarım. Dolayısıyla hani aşırıya kaçılmadıysa ne bileyim ben çok orada o yüzden diyoruz. Yani mesela Batı'da bunu Amerikalılar güzel söylüyor. Fail fast hikayesini çıkarttılar mesela. Yani çok da inatçı olma. Yani hakikaten gitmiyorsa fail fast. Yani kapat başka bir şey yap. İşte sonra pivot'u çıkardılar. Pivot et. Vesaire. Yani burada inatçı olmak yani işte gurur, inat vesaire gibi bir takım böyle yine egodan kaynaklanan şeylerle eğer o yıllar ve paralar ve insan hayatları vesaire feda edilmiyorsa yani şey zaman anlamında geriye dönüp bakıldığı zaman bence her zaman büyük öğretiler var. Ve o öğretiler aslında bir sonraki girişimde, ikinci girişimde, üçüncü girişimde faydalanıyor. Niye Amerikalılar feyretmemiş girişimciye para yatırmıyorlar? Öyle kavramlar var çok iyi biliyoruz. Türkiye'de öyle bir lüksümüz yok ne yazık ki. Sen feylettin mi? O zaman gel para etmediysen yatırmayayım falan gibi. Ama gerçekten Amerika'da vesaire böyle bir şeyimiz var. Yani böyle bir şey var. Adam feylediyorsa bundan bir şey öğreniyor 2-3 sene. Daha öğrenmiş, daha olgun, daha donanımlı geri geliyor. Dolayısıyla ama şöyle baksaydık mesela. Ben 15 senenin sonunda şöyle soruyu şöyle sorabilirsin bana. 15 senenin sonunda yemek sepetini satmadınız. Çünkü teklifi beğenmediniz vesaire veya ortaklar anlaşamadı satma konusunda satmadınız. Sonra 2015 seçimi oldu. Türk lirası 2.2'den 3.5'a çıktı. Aradan 2 sene geçti. Türk lirası dolara karşı 5.5'a geldi. Yemek sepeti senede %50-60 büyüyor. Ama dolar karşısındaki değeri aynı yerinde sayıyor. Hatta bir de ülke riski de büyüdüğü için yemek sepetinin değeri 2015 ile 2018 arasında ayrı kaldı. Ve o zaman egzit etmemişsin ve içeridesin. Pişman olur muydun o 18 seneye? Bayağı bir düşünürdüm. Ve hakikaten o yüzden bu işte zamanlama, biraz şans vesaire bunların hepsi söz konusu. Yani biz hep her şeyi doğru yaptığımız ve de çok çalıştığımız için filan bugünlere gelmedik sadece. Yani bunun yanında bunları koyuyorsun. Bunlar olmazsa olmaz ama altına bir de hakikaten biraz şans, biraz kısmet, biraz zamanlama, biraz makro dengeler vesaire bunların hepsi de aslında o yüzden hep şunu söylüyorum yani bir şirketin hele 10-15 sene gibi uzun bir dönemde sıfırdan başarılı bir exit'e gitmesi acayip uzun ve zorlu bir yolculuk. Yani her an karşına acayip engeller çıkabilir. Dolayısıyla hakikaten bunu düşünerek adımları atmak lazım. O yüzden bugün birisi çıkıp bana sorduğu zaman şirket çok iyi gidiyordu. Satmasaydınız niye sattınız ki? Türkiye'de böyle bir şey var biliyorsunuz. Türk'ün değerlerini yabancılara sattılar. Böyle bir saçma milliyetçi şey var, görüş var. Yani herkesin kendi hayatı var ve hayat devam ediyor. Dolayısıyla önüne çıkan fırsatları ve artık insanların hayatında bir kariyer ya da bir girişim falan da yok. Demin söyledim işte. Amerika'da ben 8 tane girişimi olup 5 tane girişimi alan biliyorum. Evet. O yüzden bu işlerin doğrusu yanlışı yok. Ama yolculuktan keyif almak ve yolculuktan öğrenmek var bana göre. Bence ben öğrenmek, ya ben hayatımı herhalde devamlı öğrenmekle geçiriyorum ve bundan çok keyif alıyorum. Yani bir şeyleri merak etmediğim ve öğrenmediğim hiçbir gün yok herhalde. Bu beni besleyen tek şey, en büyük şey bu hayatta. Evet.
yavaş yavaş toparlayalım. 15 dakikayı geçti zaten. Yani 1 saat 15 dakika oldu birden. Melih, sana nasıl ulaşabilirler? Birkaç soru var. Yani sana ulaşıp fikirlerini almak istiyorlar. Twitter, Twitter'da. Ondan sonra bir de son bir soru var. Sude Yıldız'dan. LinkedIn'den de ulaşabilirler. LinkedIn'den de mesaj atabilirler. Tamam. Şu an ne tür girişimlere yatırım yapıyor diye bir soru var. Turuncu. Efendim? Şaka şaka. Pardon. Benim bir şeyim yok. Yani işte sadece oyunlara girişim yaparım. Sadece elektronik ticarete girişim yaparım falan diye bir şeyim yok. Doğru insan olduğu sürece ölçeklenebilir işlere. Yani gerçekten çok ciddi ölçeklenebileceğini düşünmediğim bir şey yatırım yapmıyorum. Hem girişimci hem yatırımcılar, mevcut yatırımcılar ya da potansiyel yatırımcılar tarafında doğru olduğunu bildiğim, tanıdığım, güvendiğim insanlarla girişim yapıyorum. Dolayısıyla şu tür girişim diye bir şey gerçekten yok. Ama kendi alanında rekabet üstünlüğü kurabilecek, mümkünse çok rekabet olmayan, hakikaten Türkçesi nasıl bilmiyorum. Unfair competitive advantage. Türkçesi haksız nedir? Rekabet. Haksız rekabet. Öyle demeyelim. Öyle olmuyor. Öyle dersek. yani hakikaten avantajı. Evet, daha iyi oldu bu aradaki. Evet. Haksız rekabet avantaj, çünkü onun sonunda bir de advantage var ya. Unfair advantage. Yani hakikaten o yakaladığın rekabet avantajını uzun bir süre devam ettirebilecek ama tabii ki legal yollarla bunu yapabilecek şirketler, ekipler. Patent. Patent zaten. Patent demeyelim. Bence o demeyelim şey patent. Bu başka programın konusu zaten. Bence. Fark yaratabileceğini düşündüğüm, global düşünen sıkı takımlara her zaman yatırım yaparım. Yani bunun nerede olduğu, ne zaman olduğu da önemli değil. Ama böyle bir türü yok. Gerçekten türü yok. Takım olmaları lazım. Her şeyden önce takım olmaları lazım. Ne kadar yatırım yapıyorsun? Belki onu söyleyebilirsin. Rakam mı? Rakam. Yani rakam, bir alt limitim, bir limitim var mı? Yani C'de girerim, seri A'ya girerim. Belki de yanlış. Yani öyle bir şeyim de yok. Yani artık böyle 3-5 bin dolar yatırım yapmamaya çalışıyorum. Yani tek bir yatırımda milyon dolara kadar çıktığımda oldu, açık söyleyeyim. Çok az yapıyorum bunu ama yapıyorum. Tabii bu seed round'da olmuyor bu. Çünkü ben bir melek yatırımcının ya da tek başına bir yatırımcının işi kendisi yapmayacaksa çoğunluk hisse almasının tamamen saçmalık olduğunu düşünüyorum. Bunu yapan melek yatırımcılar var Türkiye'de. Ben böyle yatırım yapıyorum falan diyor. Ben bunun saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ben melek yatırımcıların en fazla %15-20 alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ondan sonra daha yer kalmıyor diğer turlara. Evet. Ama dediğim gibi yani takımlar, büyük vizyonlar ve hakikaten tutkulu gençlere yatırım yapıyorum. Güzel. Çok güzel. Peki Melah. Melih, çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbet oldu. Umarım herkes beğenmiştir. İnşallah. Zaman için çok teşekkürler. Sağ ol Melih'ciğim. Çok sağ ol Melih. Çok güzeldi. Ağzına sağlık. Sağ olun.